Herkese selamlar. Şimdi Ercan Paris'in... Ercan çanta alacak. Evet, sipariş geldi. Çanta almam gerekiyormuş. Paris'in en ünlü caddesi Champs-Élysées. Champs-Élysées caddesindeyiz. Etrafı gösterelim. Çok böyle anlamam bir şey değil. Markalar dolu. Paran varsa harcarsın. Ercan'da yok, harcamıyoruz. Evet, büyük laf sokulu. Yani New York'un 5. caddesi gibi alışveriş yapılan bir cadde. Her yerde kafe, restoran ve en pahalı mağazalar burada. Neden dediği gibi paranız yoksa böyle dolaşırsınız. Ama parayla alakası yok. Alacak yerimiz olmadığı için bir şey bakmıyoruz çok fazla. Bir tek Bennett'in mağazasına gireceğiz. Eda Sephora'ya girmek istiyor. Oraya gireceğiz. Geçtik ama. Etrafa dolaşalım. Lacoste. Evet, evet. El Cezire Parfums. Asıl günah şurası. Evet. Yo. Giriyoruz birazdan. Evet, giriyoruz tabii. Louis Vuitton, Louis Vuitton'un dışındaki kuyruğa bakar mısın? İşte millette para var. Millette para var. Perfecto. Adam tabi Ferrari'sini önüne park etmiş alışverişte. Louis Vuitton'un en az 30 kişi var. Kuyruğu. Müzeye girmekten sabreye girmek daha iyi. Yani. Diyorum binası. Kapalı. Sana acımışlar. Bana acımışlar. Allah razı olsun. Hugo Boss. Champs-Élysées'yi bitirdik. Yani alışveriş caddesi olarak hiç alışveriş yapmadık. Bütün markalar var görebileceğiniz. Şimdi caddenin bitiminde 8. Ark diye geçen bir kapı var. Oraya geldik. Orayı göstereceğim. Gezdiğimiz 4. memleket olunca anca böyle. Hadi bakalım. Bakacağız şimdi. Bir saat. Ark ne? Kapı mı? Tam olarak Türkçesini bilmiyoruz ama 8. kapıdayız. Kapı diye biliyorum.
Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olmayabilirsiniz. Bir sonraki Paris videosu için hemen geç kalmadan acele bir şekilde abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.